Kripto Odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başladı. 13 Haziran Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz yayınımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'daydı, görüşmeleri oldu. Bunlara yer vereceğiz. Bu arada Amerika'dan gelen bir açıklama var. Amerika, Türkiye stratejik bağları hiç bu kadar güçlü olmamıştı denildi. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 talep ilettiklerini duyurdu. Adalet Bakanı'ndan Yılmaz Tunç'tan bir açıklama var sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin insan sağlığını korumak için tedbirler alınmalı dedi. Devlet Bahçeli AK Parti ile CHP ittifak yapsın diye bir açıklama yapınca AK Parti kanadından bir açıklama geldi. Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir denildi bu açıklamada. İyi Parti'de neler oluyor? Müsavat Dervişoğlu'ndan bir açıklama daha var. İyi Parti'de sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yok açıklaması geldi. Biliyorsunuz Meral Akşener partideki fotoğraflarımı indirin diye bir açıklama yapmıştı. Tahir Elçi davasında sanık polislerin beraatine karar verildi. Dünün en çok yakından takip edilen davasıydı bu dava. Bir de o gün Samas davası vardı ona da bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Anayasa Mahkemesi'nden bir karar var. Diyor ki tutuklu avukat görüşmesini izlemek hak ihlalidir. Bir açıklama geldi uzmandan deprem için en yakın tehlike en yüksek risk İzmir ve çevresinde diye detaylarını hepsine bakacağız. İspark ve öğrenci yurtları ücretlerine zam geldi sevgili dinleyiciler. Marmaris açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun 6 ilde orman yangını vardı dün. Bunaltıcı sıcaklar bir süre ara verecek gibi görünüyor. Meteorolojiden gelen bilgi bu şekilde. Ve Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup edip şampiyon oldu. Ersu Şaşma sırıkla atlamada bronz madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Ersu Şaşma'yı da tebrik ediyoruz. Hemen bir de finans tablomuza bakalım sevgili dinleyiciler. Programın başında her sabah olduğu gibi dolar şu anda 32 lira 30 kuruş. Euro 35 lira 12 kuruş. Gram altın 2400 lira. Çeyrek altın 4012 lira olarak görünüyor. Bakalım bankada durum nasıl? Dolar 32 lira 93 kuruş, euro 35 lira 58 kuruş, altının gramı 2439 lira. Dolayısıyla serbest piyasada 4012 liraya çeyrek altın bulamazsınız. 4200 liranın üzerindedir. Borsa İstanbul dünü de 10 bin puan üzerinde kapattığı aşağı yukarı %1'lik bir artış vardı Borsa İstanbul'da. 10.165 puanla kapandı BIST endeksi ve Bitcoin'e dönüp baktığımızda yine 67.000 dolarlı seviyeyi görüyoruz 67.472 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin. Kısaca başlıklarımız böyle sadece bu kadar değil daha paylaşacağımız birçok haber var sevgili dinleyiciler ama hemen programın başında şunu da paylaşalım ki biliyorsunuz babalar günü geliyor biliyorsunuz bayram geliyor. Dolayısıyla biz de radyomuzda Kafa Radyo'da Babalar Günü ve Bayram'a özel hediyeler veriyoruz size günlerdir. Bu hediyeleri vermeye devam ediyoruz. İşte bugün de bizim programımız içerisinde bir hediyemiz olacak. Çok kıymetli bu hediyeyi bakalım. Kim kazanacak bunu da göreceğiz. Şimdi önce hediyeden bir bahsetmek isterim sizlere. Hediyemiz bir konaklama bir tatil. Radisson Blue Resort Spa Çeşme'de bir çifte açık büfe kahvaltı Radisson Blu Resort Çeşme'nin içinde yer alan Element restoranın büyüleyici sahil ortamında yerel üretim organik ürünlerle hazırlanan açık büfe kahvaltı. Evet, bir kahvaltı veriyoruz. Yanlış olmasın, düzeltelim hemen. Bir kahvaltı armağan edeceğiz Radisson Blu Resort Spa Çeşme'de. Peki kim kazanacak nasıl kazanacak bununla ilgili bir sorumuz var. Bu sorunun doğru cevabını bize gönderen yüzüncü dinleyicimiz bunu kazanacak. Şöyle bir yarışma yapacağız aslında genelde yaptığımız gibi. WhatsApp üzerinden yapacağız yarışmamızı 0532 172 52 32 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Buraya adınızı soyadınızı telefon numaranızı yazın. Yani önce bu hazırlığı yapın. Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazın. Ardından da şimdi soracağım sorunun doğru cevabını isteyeceğim sizden. Dün Filenin Sultanları, yani A Kadın Voleybol takımımız Tayland'a set vermeden 3-0 mağlup etti Tayland'ı. Ve bugün saat 14.30'da 3. haftada 2. maçına çıkacak Filenin Sultanları. 15.30'da 15.30'da kimle karşılaşacak? A milli kadın voleybol takımımız hangi ülkeyle karşılaşacak? Bunu soruyorum. Sorumuz budur. Ve hemen biz geçiyoruz gündeme. Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti oradan da İtalya'ya geçecek. Şimdi 12-13 Haziran yani dün ve bugün İspanya'da programı var. Ardından da 14 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gidecek. İspanya'da ne oldu derseniz İspanya'da şöyle Kralla görüştü. Ee, Kral 6. Felipe ile bir araya geldi. Buradan gelen bir açıklama oldu. Aslına bakarsanız tahmin edeceğiniz açıklamalar bunlar. Yani Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bilgisi paylaşıldı iletişim başkanlığı tarafından. Şimdi farklı bir konuya geçeceğim. O da şöyle. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. E, Rusya'ya gitti Rusya'da çeşitli görüşmeler yaptı temaslarda bulundu hatta Putin dahil görüşmeler yaptı. E, BRICS ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi e, veya işte Biriks'e dahil değiliz ama bir katılım söz konusu olur mu olmaz mı bu konuşuldu. Şimdi bu konuşulurken Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten bir açıklama geldi. Türkiye'nin Biriks'e girmemesini umuyorum. Ama eğer gerçekleşirse küçük bir diplomatik değişim beklenebilir diye bir açıklama yaptı ama şunu da söyledi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye stratejik bağları hiç bu kadar güçlü olmamıştı diyor Şimdi şundan da bahsediyor NATO'nun genişlemesi ve F16 satış anlaşmasının ardından Türkiye batıya demir attı diyor. Yani şöyle söyleyelim Türkiye bu tarafta, yani bizim tarafta Türkiye, Amerika tarafında bize yakın biz onlarla yakınız mesajını veriyor. Yani her ne kadar Rusya'ya gidiyorlar, görüşmeler yapıyorlar, şu an araları çok iyi görünüyor ama biz buradayız mesajını veriyor Amerika anladığımız kadarıyla. Özgür Özel'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz yani CHP'yi ziyaret etti 18 yıl aradan sonra tamam da e, ne konuşuldu herkes bunu merak etti çünkü her iki kanattan da gelen açıklamalar oldu yani sözcülerden parti sözcülerinden gelen açıklamalar vardı peki neler konuşuldu diye baktığımızda aslına bakarsanız Özgür Özel'den gelen açıklamalar var. Emeklerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda yine maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9-25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ilettim diyor Özgür Özel. Yani bu toplantıda ekonomi konuşuldu deniyor diyor ya işte bu konuşulan ekonomi içerisinde bu var aslında. Nitekim biz tahmin edip söylemiştik yani e, çiftçinin sorunlarını anlatacak diyorduk e, anlatmıştır diyorduk e, benzer şekilde asgari ücretli emeklinin problemleri masaya yatırılmıştır herhalde söylenmiştir diyorduk. CHP'den Deniz Yücel'den gelen bir açıklama var diyalog normalleşme ortamının birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız diyor. Şimdi bu mesaj kime gidiyor onu bilmiyorum ama yani şu ara Devlet Bahçeli ile olan bir karşılıklı gerilim var gibi. Yani bu görüşmelerden dolayı gerçi Cumhurbaşkanımız istediği kişiyle görüşebilir mesajını vermişti Devlet Bahçeli. Ama bunun da ötesinde yine verdiği mesajlar var. AKP ile yani AK Parti ile CHP ittifak yapsın dedi mesela Devlet Bahçeli. Ama şunu söylüyor cidden söylüyor bunu yani. AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği milliyetçi hareket partisinin samimi dileği ve temennisidir diyor. Buna rağmen Cumhur İttifakına bağlılığımız kararlılıkla devam edecek diye bir mesaj verdi. Yani geniş tabanlı bir ittifak bizim temennimizdir diyor. Ayrıca şunu da söylüyor Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz geri dönüşümüz yarı yolda bırakmamız ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir diyor. Mümkün değildir diyor Devlet Bahçeli. Ee, tabii bu mesajları böyle e, Cumhur İttifakı ile ilgili mesajları üst üste verince hemen ardından e, AK Parti'den Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Diyor ki ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir diyor. Yani hemen AK Parti dedi ki evet Cumhur İttifakı devam. Yani şu anda gelen açıklamalar işte veya CHP ile yapılan görüşmeler vesaire falan başka bir manaya çekilmesin gelmesin demek istiyor. Ve devam ediyoruz. Ee, yine MHP'den Erdoğan'ın Ayşe Ateş ve Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin gelen bir açıklama oldu ki... E, ...bu açıklama bu kez Semih Yalçın'dan geldi. Yani genel başkanımızın da söylediği gibi... E, ...istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir diyor. Cumhurbaşkanı ile ilgili bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak... ...öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir diyor. E, yani... Şimdi ben cümleleri burada bulunca okudum da genel bir e, durum herhalde, akış herhalde bu e, eski dil kullanmak bir takım benzetmeler e, MHP içinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Neyse bir neticede kendi tabanlarına doğru mesaj verdiklerini düşünüyorlar herhalde. Devam edelim biz e, İYİ Parti'de neler oluyor demiştik. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Meral Akşener birden ortaya çıkıp birden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşünce külliyede... Ee, acaba e, farklı bir şey mi var? Yani Meral Akşener yeniden bir siyasete giriş içerisinde mi veya İyi Parti içerisinde bir gücü var. O gücü kaybetmek mi istemiyor acaba diye çokça konuşuldu. Biliyorsunuz son olarak dedi ki benim İyi Parti'deki fotoğraflarımı indirin dedi. Ya yani son olarak böyle bir mesaj verdi. Ee, peki İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ne söylüyor? Ee, diyor ki İyi Parti'de sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete Yer yok diyor. Bu taktikler gerçek sorunların konuşulmadığı ve çözülmediği sürece toplumumuzun daha yoksul ve daha adaletsiz koşullara sürüklenmesine neden oluyor diye bir açıklama yapıyor. Şimdi e, aslına bakarsanız evet artık yani insanların şu anda bir parti içerisindeki e, mücadeleyi, çekişmeyi e, takip edecek ve tahammül edecek hali yok. Ya insanlar şu anda kendi dertlerinin, sorunlarının çözümünü istiyorlar. Bunu çok net bir şekilde aslına bakarsanız vatandaş son seçimde gündeme getirdi. Yani seçimle beraber ortaya koydu. Ne istediğini net anlattı. Ekonomiden nasıl sıkıntısı sorunu olduğunu anlattı. Nasıl gerekirse bir partiyi iktidardan indirebileceğini gösterdi. Yani birinci parti çıktı CHP. Dolayısıyla yani artık sen mi ben mi o mu şu mu kendi içimizde şu sorunumuz var bu problemimiz var hayır. Vatandaş şuna bakıyor artık diyor ki benim derdimi çözebilecek olan kim var veya çözemeyecek olsa bile gündemde tutabilecek gündem'e getirebilecek olan ve ortaya bunu attığı için belki de çözüm yolları ürettirebilecek olan kim var. Artık insanlar buna bakıyor. Yani çağ değişti, dönem değişti, devir değişti. E, o bunu mu dedi, bu onu mu dedi? O kendi parti içerisinde şöyle bir güç gösterisinde bulundu falan. Parti içinde etkili olabilir ama vatandaşın çok gündeminde değil gündeminde olmadığını da mesela İyi Parti'nin aldığı oy oranından gördük. Şimdi dolayısıyla yine aynı yerde kalmaması gerekiyor İyi Parti'nin. Bence kendileri bilirler tabii ki de. Şimdi e, Müsavat Dervişoğlu da başka bir konudan da bahsediyor zaten. Diyor ki asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmamak ekonomistlik emaresi değil ancak gaddarlık belirtisidir diyor. Yani ekonomiyle ilgili de bu mesajı veriyor. 8 emekli bir kurbanın yedide de bir hissesini karşılayamıyor diyor. Ya emekli zaten şu an e, hiçbir şeyi karşılayamayacak durumda. Yani emeklinin neredeyse yaşam hakkı yok gibi. Almış olduğu para emekli maaşı, hele ki büyük şehirde kendisine yetme imkanı olmayan bir maaş, hele ki bir de kirada oturuyorsan yani bunu düşünmek dahi istemiyorum. Hele kirada oturuyorsan. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Anayasa mahkemesinden bir karar çıktı. Tutuklunun avukatıyla yaptığı görüşmenin izlenmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi anayasa mahkemesi. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne zaman nasıl olmuştu ki? Yani tutukluyla e, avukat görüştüğünde e, böyle bir izleme durumu söz konusu oluyor muydu? Evet e, olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler kapsamında bu. Yani olağanüstü hal dediğimiz o hal oldu ya darbe girişiminden sonra o hal ilan edildi ya o arada izleme kararı çıkmıştı. İşte buna ilişkin anayasa mahkemesi tutuklu avukat görüşmesini izlemenin hak ihlali olduğuna hükmetmiş buna karar vermiş. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden gelen haberler var. Ki bunlardan bir tanesi AKP'li kayyumlar tarafından yönetildiği belirtilen. Yani AK Parti'nin atamış olduğu kayyumlar tarafından. Veya hükümetin atamış olduğu diyelim kayyumlar tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'na 25 yıllığına bedelsiz olarak verilen alanların tahsis işlemi iptal edilmiş. İBB yetkilileri tahsin amacına uygun kullanılmadığını alanın düğün ve davetler için kiralandığını tespit etmiş. Yani dolayısıyla düğün ve davetler için kiralanan İBB'nin bedelsiz bir şekilde tahsis etmiş olduğu bu alanla ilgili... Tahsis işlemi iptal edilmiş böyle bir haber çıktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden. Ve devam ediyoruz. Bakan Tunç'tan gelen bir açıklama var. Bakan Tunç Ayşe Ateş ile ilgili konuşuyor ve Erdoğan görüşmede bu konuda yargıya güvenin demiş diyor ki e, biliyorsunuz Ayşe Ateş e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun takipçisi olacağını ve bu süreci hızlandıracağını söylediğini ifade etmişti. Ki bakan Yılmaz Tunç diyor ki bu konuda yargıya güvenin demiş diye bir açıklaması var. Demiş derken dedi diyor tabii çünkü Yılmaz Tunç da zaten e, o toplantıdaydı diye hatırlıyorum. Bu arada yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan da e, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş görüştü. Ayşe Ateş biliyorsunuz e, siyasi liderleri, genel başkanları e, gezmeye onlara derdini anlatmaya devam ediyor... Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i de ziyaret etmesi bekleniyor. Aynı zamanda Ayşe Ateş'in. Evet bir ara vereceğiz sevgili dinleyiciler ama araya gitmeden önce kazanan dinleyicimizi hemen hatırlatalım. Ee, öncelikle ne hediye ediyorduk o hediyemizden bahsedelim bir kez daha Radisson Blue Resort Sıpa Çeşme'de bir çifte açık büfe kahvaltı hediye ediyorduk kazanan dinleyicimiz Aysun Karagöz oldu. Tebrik ediyoruz. Aysun Karagöz'ü arkadaşlarımız arayacak, kendisiyle iletişim kuracak. Bugün bugün Filenin Sultanları'nın saat 15.30'da maçı kimleydi? Sorumuzun cevabı neydi? Dominik Cumhuriyeti. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İstanbul'la ilgili bir rapor açıklandı ki İstanbul'un en önemli 3 sorunu bir araştırma yapılıyor Mayıs ayında. Bu sonuçlara göre İstanbul'un ilk 3 sorunu arasında ulaşım, ekonomi ve olası Marmara depremi yer almış. Katılımcıların yüzde %22'si Ekonomik sorunlar nedeniyle bayramı İstanbul'da geçireceğini belirtmişler. Geçen ay, geçen ay geçinip kenara para koyduğunu belirtenlerin oranı yüzde yirminin altına düşmüş. Yani yalnızca yüzde yirmi en fazla öyle söyleyelim. Yani yalnızca beş kişiden biri kenara bir parça yatırım için veya gelecek için bir para koyabiliyormuş anlaşılan o. Evet devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Bu arada tabii bayram yaklaşıyor. Bayram yaklaştıkça bir telaş da var herkeste. Yani herkese derken bir yerlere gitme telaşı olmak zorunda değil tabii ki. Elbette şehir dışına çıkacak olanlar vardır. Şehir dışına gidip tatil yapacak olanlar vardır. Veya şehir dışına gidip akrabalarını, eşi, dostu ziyaret edecek olanlar, memleketlerine gidecek olanlar vardır. Veya şehir dışına gitmeden şehir içinde kalıp e, işte bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olanlar olabilir. Mezarlıklar ziyaret edilebilir. Yani dolayısıyla bir e, bayram telaşı deyince ille bir yerlere gidip tatil manasına gelmiyor. Ama önümüzde 9 günlük bir süreç var. Umarım tabii ki iyi geçer herkes için güzel geçer. Hep diyorum ya yani inşallah bayram sonrasında döndüğümüzde e, yayınlara başladığımızda bayramın acı bilançosu diye başlamayız. En büyük dileğimiz bu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bir açıklama Profesör Doktor Şenol Hakan Kutoğlu'nun açıklaması var. Diğer fayları konuşurken İzmir ve yakın çevresindeki illerdeki bu tehditleri göz ardı etmemek lazım. Bana sorarsanız en yakın tehlike en yüksek risk bu bölgede gözüküyor demiş İzmir ve çevresiyle ilgili uyarısı olmuş. Ee, yani İzmir'le ilgili ve çevresiyle ilgili uyarılar var. Birçok bölgeyle ilgili uyarı yapılmaya devam ediyor. Önemli olan tabii ki uzmanların yapmış olduğu bu uyarıların ardından ne gibi çalışmalar yapıldığı. Öyle değil mi? Yani bir çalışma yapılmadıktan sonra tamam uyarı ee, uyarı sadece bize olur. Yani vatandaşa ee, ne olabilir işte evde eşya sabitleyelim İşte deprem anında e, nerede kimle nasıl buluşabiliriz binadan çıkabilirsek bir deprem çantamız var mı falan bunlar olabilir ya bunun ötesinde e, uyarıdır biraz da endişe verir aynı zamanda ha endişe vermesin mi versin zaten ama dediğim gibi yani eğer deprem dirençli binalarda yapılarda şehirlerde yaşamıyorsak e, maalesef e, hala da bununla ilgili çalışmalar yapılmıyorsa, e, bu uyarılar karşılığını bulmuyor o zaman yani uyaranlar tabii ki görevlerini yapacaklar ama karşılığını yapacak olanlar nerede Marmaris açıklarında dün 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi neyse bir olumsuz ihbar gelmemiş anlaşılan o saha tarama çalışmaları yapılmış ama 4.7 büyüklüğünde bir depremdi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve devam edelim Tahir Elçi davası dünün en çok konuşulan e, davalarından bir tanesiydi duruşmalarından bir tanesiydi Burada e, acaba nasıl bir sonuç çıkacak diye merak ediliyordu Ki e, şunu da söyleyelim e, Tepkiler vardı mahkeme heyetine Mehmet Elçi örneğin e, kardeşi mahkeme heyeti olarak olayı çözmemek için elinizden geleni yaptınız diye bir tepki gösterdi e, Bugün göreceğiz bakalım adaletinizi diyordu avukatın e, Nahit Eren'in açıklamaları vardı e, 4 yıl süren soruşturmanın ardından açılan davada soruşturma aşamasının etkin bir şekilde yürütülmediğini söyledik ve eksikliklerin giderilmesi için taleplerde bulunduk hepsini reddettiniz dedi e, tepki üstüne tepki vardı öyle söyleyelim yani mesela Türkan Elçi adına avukat Orhan Kemal Cengiz e, konuşmuş bu davayı yürüten savcılar taraflı ve bağımlıdır demiş deliller karartıldı dediler netice itibariyle sanık polislerin beraatine karar verildi. Bu duruşmada dün sevgili dinleyiciler. İşte karar duruşması deniyordu ya. Bu karar duruşmasından aslında bugüne kadar davanın gidişatına baktığımızda çıkan sonuç, çıkacak olan sonuç belliydi diyorduk. İşte o sonuç çıktı. O polislerin, sanık polislerin beraatine karar verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bu konuyla ilgili bir açıklama var. Bu ilk derecenin kararı diyor. Bunun istinafı temiz süreci var. Yargılama safhasında olan bir konu. Hep birlikte bu yargılama sürecini bekleyeceğiz diye bir açıklama yapıyor. Yani aslında bu bilinmeyen bir şey değil zaten de. Yani bakan herhalde hatırlatmak istemiş sadece veya top çevirmek istemiş bilmiyorum ama e, neticede istinaf temiz süreci olduğunu herhalde bu davayı yakından takip eden herkes biliyordur. Ama oralardan ne çıkacak yani bugüne kadar e, çıkmayan e, veya çıkması beklenen ama işte delillerle ilgili yapılmayan çalışmalar mesela burada mı yapılacak? O gün Samastın yargılandığı bir dava var sevgili dinleyiciler. O dava da fetö bağlantılı bir dava aslında. Yani işte silahlı terör örgütüne üye olmamakta birlikte örgüt adına suç işlemek. Peki iyi de ne oldu? E, şöyle söyleyelim. Duruşmada e, savcı mütalasını açıkladı, davanın zaman aşımından düşmesini talep etti. E, o gün samast e, cezaevine pardon e, Adliyeye nasıl geldi gördünüz mü bilmiyorum ama çıkışı daha e, mesaj vericiydi sanki böyle elinde tesbihle Tesbih sallayarak e, adliyeden çıkışı vardı ki dün e, sosyal medya üzerinde de haber ajanslarında da bu konu sıklıkla gündeme geldi. Devam ediyoruz. Burdur'da diyaliz faciası yaşanmıştı biliyorsunuz. Üç hasta hayatını kaybetmişti. İşte bunun ardından bir soruşturma, adli bir soruşturma başlatılmıştı. Bununla ilgili şu anda iki mühendisin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Projede hata yaptıkları iddia edilen makine mühendisleri tutuklanmışlar. E, tabi buradan sonra herhalde yargılanacaklar öyle tahmin ediyorum ama... Yani tutuklu yargılanacaklar öyle anlıyoruz ama... E, neticede sadece iki mühendisin hatası mıymış herhalde bir yandan bu da araştırılacak Şu ambulansın önünü kesen tipler vardı hatırlıyorsunuz değil mi 2 üç gündür konuşuluyor bunlar Neyse İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya e, bu tiplerin yakalandığını duyurmuş Ya tabi bunlara nasıl bir ceza verilecek onu bilmiyorum neticede e, adalete yargıya teslim ediliyorlar Yani yargı nasıl bir ceza keser onu bilmiyoruz ama yani bilmeyenler için kısaca söyleyelim. Bunlar motosiklette giderken bir ambulansın önünü kesiyorlar. Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz diyorlar. Hastayı görmek istiyorlar. Ambulans şoförü o anları kaydettiği için biz bunları daha sonra izleyebildik. Ambulans hareket edemiyor. Sağlık çalışanları mecburen aracın yan kapısını açarak içeride bulunan hastayı bu tiplere göstermek zorunda kalıyor ki bunlar kim ya? Yani niye böyle bir şey yapmak zorunda kalsınlar sağlık görevlileri? Bir de motosikleti falan kullanıyorlar ne kafada kask var ne önlem var vesaire falan böyle tuhaf tipler. E, muhtemelen e, sağlık çalışanları bir sorun çıkmasın olay büyümesin diye e, sakin davranmış ama sakin de davranmayabilirlerdi yani. Kaldı ki e, ambulansın içinde hasta da olmayabilirdi yani. Ne olacaktı o zaman? E, dövecek miydiniz mesela e, çalışanları? E, hasta olmayabilir hasta almaya gidiyor olabilirdi ambulans. Ya bu da olabilir yani artık iyice zıvanadan çıkan tipler var ya inanılır gibi değil ama gerçek neyse yakalanmışlar fakat dediğim gibi cezaları ne olacak bilmiyorum 6 ilde orman yangını dünden geldi bu haber üst üste hatta şöyle söyleyeyim ben size bu haberleri dün takip ediyordum 2 ilde orman yangını diye bir haber geldi haber güncellendi 3 oldu 4 oldu 5 oldu derken altı oldu İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Sinop ve Kütahya'dan orman yangını haberleri geldi. Ee, şimdi maalesef yaz ayları gelince, havaları sınınca bunları hep konuşuyoruz. Ee, umarız her seferinde de şunu söylüyorum. Yani insan e, kastıyla veya ihmaliyle bir yangın olmasın. Ee, orman yangınları olabiliyor dünya genelinde. Ee, kendiliğinden ormanlar bazen yanabiliyor. Evet e, doğal ekolojik sistem içerisinde ama... Dediğim gibi yani bir kasıt olmasın bir yani rant uğruna bir yerler yakılmasın e, iki e, bir ihmal olmasın. işte geçtiğimiz hafta konuştuğumuz o izmarit atma e, gibi yani oraya atıyorsunuz izmariti ne olduğunu bilmiyorsunuz sonra orman yanıyor arkanızdan. Veya işte hatırlarsanız e, neredeydi Denizli'de miydi yanlış hatırlamıyorsam e, işte arıların bulunduğu bölgede tütsü yakmak fakat o tütsüyü yakıp yanlışlıkla oradan derken onu tutuşturarak ormanın yanmasına sebep olmak gibi böyle ihmaller olmasın. Kusurlar, hatalar olmasın dileğimiz bu. Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı sevgili izleyiciler. Ankara Valiliği kentteki orman yangını riskinin artması nedeniyle ormanlık alanlara girişi yasaklamış. 30 Eylül'e kadar da bu yasak geçerli olacak. E biliyorsunuz İstanbul'da da yasaklandı. Birçok şehirde özellikle ormanlık alanlardan bahsediyoruz tabii ki. Buralara girişler yasaklanıyor. Yoksa bunun dışında işte milli park olarak geçen yerler, mesire alanları, tabiat parkları bunlar buna dahil değil. Yani bu alanlara tabii ki gidebiliyorsunuz ama ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Birçok şehirden gelen benzer haberler var. İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine zam geldi. %35'e varan bir zamdan bahsediyoruz. Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Üsküdar'ın yer aldığı birinci bölgede ücretler bir saate kadar 52 liradan 70 liraya yükseldi. 1-2 saat arasında da 66 liradan 90 liraya 2-4 saat aralığında 73 liradan 110 liraya yükseldi bu birinci bölge dediğimiz bölgede. Bu arada öğrenci yurtlarına da gelen bir zam var. Öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücret %50 artışla 1950 lira olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararlardan birisi de buydu. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi bayram yaklaşıyor dedik programın içerisinde. Bayramda 10 milyon kişiden 100 milyar liralık bir turizm ekonomisi bekleniyormuş. Firuz Bağlıkaya'nın yapmış olduğu açıklama biliyorsunuz TÜRSAP Başkanı. 9 günlük kurban bayramı tatilinde 3 milyona yakını turist olmak üzere eş, dost, akraba ziyaretleriyle 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkacağını tahmin ettiklerini söylüyorlar. Ve 100 milyar lirayı aşacak ekonomik hacim oluşacağını da tahmin ediyorlarmış. Tabi turizmcilerinde böyle bir beklentisi var. Umarız herkes için sağlıklı, sıhhatli, güzel, keyifli bir bayram geçer. Dileğimiz bu. Tabi bayram öncesi. Ee, bir defa karne günü var yani yarın artık e, karneler dağıtılacak. öğrenciler karnelerini alacaklar e, dolayısıyla öğrenciler için ve aileleri için de bir yaz tatili başlangıcı günü yarın hemen pazar günü bayramın birinci günü ama aynı zamanda pazar günü bir yandan babalar günü dolayısıyla babalar günü bayram heyecanı karne heyecanı bu sefer hepsi bir araya geldi çeşitli yer değiştirmeler, seyahatler de muhakkak bununla beraber yaşanacak belli ki. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporu var. Dün televizyonlarda vardı izlediniz mi bilmiyorum. Rapora göre sigara, alkol, işlenmiş ürünler ve fosil yakıtlar sebebiyle her yıl milyonlarca kişi hayatını kaybediyor deniyor. Ki şöyle söyleyelim Avrupa'daki her dört ölümden birinin bu dört sektör sebebiyle gerçekleştiği uyarısında bulunmuş Dünya Sağlık Örgütü. Neydi? Sigara, alkol, işlenmiş ürünler ve fosil yakıtlar. Her dört üründen biri bunlardan birisi sebebiyle oluyor diyor. Devam ediyoruz. Ege'den gelen sıcak hava rekorları vardı sevgili dinleyiciler. 44.6 derece Aydın'da ölçülmüş mesela. 1938'den bu yana en sıcak Haziran gününü yaşamış. Manisa'da engelli hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarına iki gün idari izin verilmiş. Tabii sadece Ege değil Akdeniz'den gelen haberler de var. Keza Marmara'da da bu sıcaklıkları biz hissediyoruz. Ama meteorolojiden gelen bir rapor var. Meteorolojiden sevindiren tahmin deniyor. O da şu nedenle bu sıcaklıklar bu bunaltıcı sıcaklıklar bir süre ara verecek gibi Görünüyor. Ee, özellikle hafta sonu Cuma günü kendini göstermeye başlayacak yerel yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşmesi, bir 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonuna dair böyle bir beklenti var. Yarından itibaren hatırlatalım. Ve Fenerbahçe Beko Anadolu Efesi yendi 80-72 mağlup etti basketbol süper ligi playoff final serisinde dördüncü maçında seri de durumu 3-1'e getirerek 11. kez şampiyonluğunu ilan etti Fenerbahçe Beko Şimdi e, tarih 13 Haziran ve biraz önce 14 Haziran'dan itibaren neler yaşayacağımızı söyledik e, bir yandan bir de e, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor ya bir de bunun heyecanı var bir yandan. 14 Haziran'da başlıyor. Şimdi 14 Haziran'da başlıyor ama Türkiye'nin maçı 18 Haziran Salı akşamı saat 19'da. Gürcistan'la karşılaşacak Türkiye 18 Haziran akşamı Dortmund'da oynanacak bu karşılaşma Gürcistan maçı sevgili dinleyiciler. Ee, Türkiye'nin oranı belli olmuş bu Euro 2024 şampiyonluk oranları açıklanmış da Türkiye'nin şampiyonluğuna 1'e 50 oran verilmiş. Turnuvanın favorisi olarak İngiltere gösterilmiş. İngiltere birinci sırada yer almış sevgili dinleyiciler. Türkiye 1'e 50 oranla en düşük orana sahip 11. takım olmuş. Evet e, Türkiye milli Kadın Voleybol Takımının bugün maçı var. Filenin Sultanları diyoruz ya işte onların maçı var. Genç kızlarımızın kadınlarımızın maçı var sevgili dinleyiciler. Onlar bizim yüzümüzü güldürmeye devam ediyorlar. E, dünyadaki gururumuz olmaya, yüz akımız olmaya devam ediyorlar. Üçüncü etapta karşılaşıyorlar biliyorsunuz. Üçüncü hafta Milletler Ligi'nde Tayland'ı dün set vermeden 3-0 mağlup ettiler. Tebrik ediyoruz. Bugün de saat 15.30'da Türkiye saatiyle saat 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacaklar. Bir kez daha başarılar diliyoruz. Ve son bir haber daha aktaralım sizlere. Milli sporcu Ersu Şaşma Bir ilke imza attı Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Sırıkla atlama finalinde bronz madalya kazanarak Bu alanda kürsüye çıkan ilk Türk sporcu oldu Ersu Şaşma'yı, ailesini, destek verenleri, teknik ekibini Kim varsa hepsini A'dan Z'ye tebrik ediyoruz Dolayısıyla bu şanssızlık Türkiye adına veya başarısızlık süreci sona ermiş oldu sırıkla atlamada. Tebrikler. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda sevgili Bediye'cığımızın da bugün doğum günü. Doğum günü dolayısıyla ona da mutlu seneler, sağlıklı, güzel seneler diliyoruz. Hani güzel şeyler diyor ya hep güzel şeyler olsun hayatında veda vakti geliyor sevgili dinleyiciler. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.